Şu anda altyapımızda herhangi bir sıkıntımız yok. 3 tane cezalı eksik sporcumuz var 4 sarı karttan dolayı. Evet. Ön libero'da oynayan Umut, sol kanat oynayan Hakan ve stoperimiz Ferhat. Onlara rağmen biz bunun arkasına sığınmadan Yeni Malatyaspor'u en iyi ve en güzel şekilde temsil edeceğiz Altın Ordu karşısında. Şu ana kadar 12 hafta geride kaldı. Yeni Malatyaspor altyapısı olarak bu yıl Elit Akademi Ligi'nde ilk senemiz olmasına rağmen çocuklarımız ve antrenörlerimiz iyi mücadele sergilemektedir. Şu ana kadar yani Murat Hocam ve ekibi çocuklarımıza büyük bir katkı sağlamaktadır. İnşallah bu haftada pazar günü Altın Ordu'yu maçında iyi mücadele ve iyi futbol sergileyerek yani Malatya'yı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Pazar günü önemli bir müsabakamız var. Altın Ordu takımı biliyorsunuz Türkiye'nin sayılı altyapı takımlarından bir tanesi şu anda. Pazar günü tüm Malatya camiasını, Malatya spor severlerini Battal Gazi Stadı'na bekliyoruz. İyi müsabaka olacak, güzel müsabaka olacak. İnşallah galip geleceğiz. Altın Ordu'nun da elini boş göndereceğiz. Hani amacımız, temennimiz burada çocuk yetiştirirken aynı zamanda da yani iyi neticeler alarak yani takımımızı üst sıralara çıkartmak. Yani geçen yıldan Ferhat Canlı, Abdülsamet Damlı, Burak Kavlak çıkıyordu. Bu son 15 günde U21 takımıyla A takımın maçından sonra İrfan Hoca'nın kendi gözetiminde ve kendi isteğiyle Furkan Peken ve Ali Çalışkan'ı yukarı çağırdı. Şu an 5 tane sporcumuz yukarıda. Hani hocamızla istişare halindeyiz. Ali Ravcı, sportif direktörümüz Ali Ravcı'nın da bu konularda bize büyük bir desteği var. Hani çocuklarımızın her türlü sıkıntısı ve çocuklarımızla birebir ilgileniyor. Hani en azından çocuklarımızı gözetim altında tutuyor. 5 tane çocuğumuz yukarıda. Amacımız yani bu çocuk sayısını, yukarıya çıkan futbolcu sayısını çoğaltmak, arttırmak.